Merhaba, çift potaya hoş geldiniz. Kaan Bey. Yıldızları ayağınıza serdik. Vallahi yıldızları ayağımıza serdiniz de <laughs> Golden State biraz, biraz, ayrı duruyor. tedavi için <laughs> biraz daha arkadaşlarından ayırıp e, rehabilitasyona başlattık. Orası sakatlar listesi galiba. Sakatlar listesi. Ama diğer tarafta Antetokounmpo, birlikte... Kawhi, Harden ve beyefendi dediğimiz. Bunun devamı da gelecek. Evet. Hadi. Beyefendiyi bu arada Lebron James'in formasını hatırlatalım. Hatırlatalım. Hediye edeceğiz. Geçen hafta da bunu söylemiştik. 50 bin aboneye ulaşmasını bekliyoruz. Milyoner YouTube kanalının. Yüklenelim arkadaşlar. <laughs> Yüklenelim. Abone ol. Yüklenelim. Zaten bayağı hızlanmış. Ona dikkat ediyoruz. Ama 50 bine gelmesi gerekiyor. İşte formalar burada getirdik. <laughs> yani yıldızlar şey. Yıldızlar geldi. S sıra sportif başarıda. <laughs> <laughs> Başkanım sözünü tuttu. Başkan sözünü tuttu. Bir de bir hatırlatmamız daha olacak. Bir bilgilendirmemiz daha olacak. Ee, uygulamada maç kartına tıkladığınız anda bundan sonra daha rahat bilgiye ulaşabileceksiniz. Sakatlar, cezalar eğer bu tip arayışlarınız varsa ki her zaman zaten oynarken en kilit bilgilerden biri bilgi Bile, mi? bize de çok gelir biliyorsun. Aynen. İşte o Enformasyon talebi ama her zaman biz de yanıt veremeyebiliyoruz. Sonuçta biz de yani net bilgi sahibi olmayabiliyoruz. Ya bunun bir takım siteleri var ama eğer hani bahis oynamak istiyorsanız e, maç kartında direkt bütün e, EuroLeague ve NBA için bütün sakat ve cezalılar maç kartında bulunuyor. Niye site site gezesin yani? Hani abi elinin altında. Evet. Ben sana evde yaparım onu <laughs> şeyine, hayata geçiriyoruz. Ee, dediğimiz gibi maç kartına tıklayarak bu bilgilere rahatça ulaşabilirsiniz diyoruz. EuroLeague'e geçiyoruz. Ee, Fenerbahçe Beko'yu Anadolu Efes'i konuşacağız. Anadolu Efes'in Baskonya ile başlayalım istersen Kaan abi. Abi bu Larkin ne yapıyor be abi? Hakikaten ne yapıyor yani? O bir trans hali diyelim. Acayip bir trans hali. Yani zaman zaman sporcuların e, pek çok değişik sporda böyle çok özel seviyelere geldiğini görüyoruz. Yani hani biz genelde formda formda değil falan diyoruz ama bu senin söylediğin gibi bu formla falan alakalı değil. Bu resmen trans hali. Başka bir hani e, paralel evrene geçmiş gibi yani. Başka bir e, aydınlanma seviyesine geçmiş gibi yani. Ya şeyde çok... Son, bu arada şimdi tabii şey maçı bayan maçı efsane yani yürürlük tarihine geçti zaten rekorlar rekorlar. Uh -huh. Abi hemen arkasından Galatasaray'la lig maçı oynadı ki Galatasaray kolay bir maç değil o kadar. Efes favori olsa da hemen arkasından işte Baskonya deplasmanı 3 maçta 98 sayı attı abi. 3 maçta. Yani ortalama 33-32,5 sayı atıyor. Ve 43 şuttu abi. yani hmm. İnanılmaz. Ne atsa giriyor konumunda şu anda yani. Aynen öyle. Yani 43 şutlu şeyle öyle James Harden gibi serbest atışla falan e? yüksek serbest atışla tamamlamıyor. Attığını soktuğu için 43 şut yeterli abi. Olur. İnanılmaz yani. Şeyde çok komik değil mi? Ya yani buradan diğer Efes için olumlu tarafa bağlayacağım. Şimdi Larkin'i bir de kenardan getiriyor mesela Baskonia <laughs> deplasmanında Anadolu Efes. Şimdi bunu show için Rakibi işte e, kötü hissettirmek için falan yapmıyor tabii ki Ergin Ataman. Ama e, takım içerisinde Larkin'i kenardan getirebiliyorsun. Çünkü zaten MİT's için çekip çevirdiği ve gayet başarılı olan bir ilk beş var. E, i̇lk periyodun sonlarına doğru bir de. Ya, o, şimdi Larkin normalde planın belki de maça başlarken evet kenardan getirmek. Ama hangi bantla kenardan getirmek? 4 dakika falan geride kalır. Larkin kartında oynarım diye düşünüyordu muhtemelen. Efes teknik ekibi işte e, Ergin Ataman. Abi... O kadar iyi başladı ki Anadolu Efes deplasmanda ne olursa olsun Baskonya ne kadar istikrarsız gidiyor olursa olsun orası İspanya Ligi deplasmanı, e, İspanya Ligi takımının evi. E, o kadar iyi başladı ki neredeyse ilk periyot girmiyordu yani. A A Hiç de. gerek kalmıyordu. E Biz maçtan önce konuşmuştuk e Baskonya yüksek temposu ama Efe's de şu anda yüksek tempo oynayamazsın. de yüksek tempo oynamaya kalkarsan şu, şu Efes param eder abi yani Avrupa'da her takım param eder yani. Ee, maç biraz tempolu falan maçın ya daha da işin ilginç yanı hatırlıyorsun. 2-3 hafta önce işte Efes'te her şey çok iyi gidiyor. Taşlar çok yerine oturmuş. Herkes görevini çok içselleştirmiş. Mitsic'in etrafında yörüngeye oturmuşlar vesaire Ama Mitsic 2 haftadır çok iyi oynamıyor. Evet. Baskoy maçında yani tamam bir görevini belli oranda iyi yapmış olabilir iyi oynamadı. Mesela hafta sonu Afyon maçında da 3 çeyrek çok kötü oynamış. Gerçi son çeyrek gene çok büyük oynadı ayrı konu ama e, çok iyi olmayan bir Mitsic'le sakatlığından bahsetmeye gerek duymadığımız bir Dunstan'la takım halinde acayip bir seviyeye çıkmış durumdalar. Yani e, bu şey e, Cloud9 dedikleri yani resmen e, seviye atlamış bambaşka bir trans halinde gibiler takım halinde. Şeyden bahsettin abi yani sakatlığından bahsetmiyoruz bile. Ee, bak Efes hiç izlemeyen biri mesela Euroleague istatistiklerine girse şu anda Sertaç Şanlı'ya baksa. Aa herhalde ilk 5 pivotu der Efes'in. Ya da Tibor Plays için. Sertaç'ın da hakkını vermek lazım. Muazzam e, oynuyor ama takım zaten o kadar tıkır tıkır işliyor ki. Hani oraya kimi atsan zaten Efes'e geri adım attırmadan işine devam edecek gibi. Abi rolü içselleştirmek çok önemli bir şey. Gerçekten. Yani o zaman mesela Mids için son iki haftada biraz daha e, temposunu ki merkezdeki oyuncudan bahsediyorum. Hani yan parçalardan birinden, yan parçalar değil de daha doğrusu tamamlayıcı rollerden birinden bahsetmiyorum. Merkez rolden bahsediyorum. Hı hı. Onun bile... Görece performans düşüşü takımın genel et şeyini etkilemedi yani bu e, hakikaten çok ayrı bir seviye. Zaten e, Larkin ve Mitsic yani sezon başında Mitsic işte son haftalarda Larkin'i konuşurken biraz da şundan bahsetmeye çalışıyorduk. Şimdi bu oyuncuların bireysel performansı zaman zaman hakikaten çıldırma noktalarına gelmeleri e, elbette değerli sonuçta bunlar Efes'in oyuncuları fakat beraberinde takıma kazandırdığı ve rakipler üzerinde yarattığı etki daha da değerli. Uzun vadede esas senin işini kolaylaştıran ya da senin şansını artıran, seni daha iyi bir takım haline sokan o. Şimdi bu maçın başındaki o 8 dakikalık 10 dakikalık bölümü bir düşünelim. Yani Larkin'in girip tamam beyler deyip almadığı ya da işte bu maçın geleninde Sertaç'ın, Plyce'ın diğerlerinin ne kadar katkı yaptığını gördük. Bu neden oluyor abi? Yani Midsitch ile Larkin'in şu anda yarattığı öylesine büyük bir tehdit var ki ve rakipler üzerinde e, o kadar o tehdit büyümüş durumda ki öyle bir korku oluşturuyor ki çılgınca bir dışa baskıyla oynuyor Efes'in rakipleri. Bu ya, biraz Golden State'in Stephen Curry'den beslenmesine benzer. Aynen başında. öyle. Aynen öyle. Yani Golden State Warriors'ta nasıl işte 3. 4. 5. parçalar o yapı içerisinde takım da tık 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 pas yapabildiği ve onu içselleştirdiği için e, çok verimli oynuyorlar. Burada da yani Sert aç geliyor 9'da 9. Tibor Plays hık diye 5 sene önceki oyuncu gibi oynuyor. İşte Chris Singleton harika oynuyor şu anda. Harika oynuyor. Rodrick Bobo ya bile yani devreye girdi ve işte şey Afyon maçından belki bahsedersin. <laughs> Bence Efes açısından en sevindirici olan o. Aynen. Herkes devreye girme başladı şu anda. İşte o tehditleri yani Larkin tehditlerinden besleniyorlar. Şeye benzedi abi e, takımlar genelde biraz e, trene benzerler. Lokomotif çeker, vagonlar da onun peşinden gelir. Hani şey, Abi şu andaki takım, e, takım bisiklet yarışı gibi. Yani biri öne geçiyor, biri tekrar o, öbürünü sürüyor. Yani birbirini acayip e, tetikleyen bir sistem var. Şu anda nazar değmesin diyelim gayet iyi gidiyor her şey. Evet buradan Fenerbahçe-Beko'ya geçelim. Fenerbahçe-Beko'da yine zorlandı uzatmaya giden bir maç ama galibiyetle çıkmayı başardı. Bu fikstürden şimdi zorlanma kısmı işin bir kenarı. Her hafta konuşuyoruz zaten Fenerbahçe'de nelerin aksadığını. Ama diğer taraftan iç saha serisinde Fenerbahçe'nin toparlanması önemli Şimdi Fenerbahçe için olumlu şeyler. Bir kere kazanmak şart. Yani, yani artık burada Alba Berlin'e içeride yenilmemen gerekiyor. Kazanıyorsun eyvallah. Sulukas sezon başı halinden çok çıkmış gibi. Hı hı. Ama burada önemli bir şey değinmem lazım. Sulukas'la ilgili yeri gelmişken söyleyeyim. Olumlu tarafları, olumsuzları da söyleyecek. Abi Fenerbahçe iyi giderken Fenerbahçe'nin temposunu düşürdü aslında Sulukas ilk yarıda bakarsan. Hmm. Çünkü Sulukas çok toplu oynadığı için top trafiğini biraz zaman zaman baltalayabiliyor toplu oynamayı sevdiği için. Hele Dokola'yla yan yana sahadayken. Aynen. Ama sonuç itibariyle doğru kararları veren, iyi kararları veren, genelde e, rakibin yaptığı şeyleri çözebilen sahadaki isim Sulukas olduğu için çok iyi bir maç oynadı. Yanlış anlaşılmasın. Ama... Bu geçmişte de böyleydi. Yani Fenerbahçe geçen sene çok iyi oynarken evet. böyle. Sulukas topla çok oynuyor. Yani şimdi bu, bunu kabul ederek zaten yola devam ediyorsun. Bazı oyuncular öyledir. Ve bu takımın akışını zaman zaman zedeleyen, zaman zaman yavaşlatan bir unsur. Ama bunu kabul ederek devam ediyorsun ki maçın yıldızıydı aslında Sulukas. Ama e, bu da olumlu. Takımdaki sakatlar vesile hariç hemen yani, tamamen iyileşmiş durumda. Nihayet uzun süre sonra tam kadro oynamaya başladılar. Ama şunu da gene ekleyelim. Ben Veseli olmadan takımın sadece çok iyi olabileceğini, yani elit seviyeye çıkmak için Veseli'nin yaptıklarının ikame edilemediğini düşünüyorum. O yüzden Veseli'nin sakatlığı da ne durumda? Yani sürekli soru işaretleri var. Ya açıklama yapıldı biliyorsun ama yani açıklama da çok açıklayıcı olmaktan Aynen öyle. uzak. Ve şimdi yeni bir onun yerine alternatif oyuncu aradıkları söyleniyor. Kenneth ha. Farid'den bahsediliyor. Abi lafı tam oraya getirecektim. Biraz bahsedelim istersen. Yani şimdi çok fazla spekülasyon üstünden malum biz burada konuşmak istemiyoruz, tercih etmiyoruz. Çünkü çok fazla isim ortaya atılabilir ama bazı isimler de çok sık ortaya atılıyorsa belki konuşmakta fayda var. Kenneth Farid'i ben çünkü çok duydum. Sen Hı -hı. de söylüyorsun. Ee, şimdi oyuncunun kalitesinden bağımsız şunu söylemek gerekiyor. Bence bu konuda ciddi bir yanılgı var. Kenneth Farid Veseli ile alakasız bir oyuncu. Alakasız ama takımın işte yardım savunması ve atlet uzun ihtiyacı için biraz düşünülüyor gibi. Evet. Hayır, abi Çin'e Çin gitmiş bir oyuncunun son halini hiç bilemiyorsun. Ya ben de izlemedim Çin'deki hani son fiziksel halini falan görmek artı Çin'deki kötü alışkanlıklardan arınıp arınmadığını bilmek çok zor oluyor gerçekten. Çin'de çünkü abi Çin'de basketbol falan oynanmadığı için acayip kötü alışkanlıklar geliştirebiliyor oyuncular yani. Ee, bir de şunu söylemek gerekiyor. Kenneth Farid hep atlet bir oyuncu oldu ama Kenneth Farid NBA kariyerindeki en iyi dönemlerinde bile o atletizmi savunmaya odaklayabilen bir oyuncu olmadı. Çok bölük pörçük yapıyor. Evet, yani ben mesela bir Obradovic takımında çok zorlanacağını düşünüyorum kendim. Ama sayede. aynı zamanda onun o patlayıcılığı falan Avrupa'da çok farklıydı. 2014 Dünya Şampiyonası'nda tabii, tabii muazzam oyuncu. Ama 2014'ün üzerinden 5 yıl geçti abi. Onu unutmayalım yani. Hı -hı. Ee, ama neyse bu da ikincil planda. Ve, ama şu andaki yani bizim konumuza geri dönersek, maça bakarsak bunlar olumlu ve Fenerbahçe'de iyiye gidiş olduğu kesin. Bir kere sağlığa kavuşmak, tekrar kazanmaya başlamak, tekrar ay yani, oyuncu kalitesinin artması güzel. Ama abi Alba maçından önceki program, bir önceki program Bilyoner YouTube kanalında duruyor. Bakarsınız. Abi yine aynı şey var. Abi Alba'ya oynama izni verirsen yeteneklerin çok üzerinde bir hücum performans sergileyebiliyorlar. Aynı şey oldu abi. Yine 90 sayı yedin ya normal sürede. Ve Fenerbahçe'nin artık hani iyi oynayan, kolektif oynayan bir takıma karşı savunmada gerçekten durduramadığını görüyoruz. Ve sezon başından beri değişmedi bu senaryo. Bir, 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 e, koordine oynayan ve özellikle savunmanın ilk hattından sonra ya penetreyle ya pasla ilk pası veren e, takım abi savunmanın ikinci hattına boş turnike atıp duruyor. Sürekli yani. Sürekli boş boş turnike atıyorlar. Aynen. Ya şöyle bir paradoks e, oluşmuş durumda. Alba maçı belki hani daha özel bir örnek ama şimdi Alba Berlin'in en önemli zayıflığını ne? E, bir tane birinci tehdidi Yok ya da düşük. Birinci tehditleri düşük. Hep ikinci, üçüncü hareketler üzerinden hücum e, paslar üzerinden bir avantaj sağlamaya ve oradan üretmeye çalışıyorlar. Mecburlar yani buna. Onda da başarılı bir takım. Ayrı konu ama Fenerbahçe'de işin ters tarafı e, ikinci, üçüncü savunmayı savunmanın ikinci, üçüncü hamlesini yapmaya kaldıkça çökmeye başlıyor. Sezon Hı. başından beri konuştuğumuz olay. Ve e, galibiyet güzel. E, Sulukas'ın özellikle e, dizginleri ele alması güzel e, ondan, sağlığa kavuşmak bunların hepsi güzel. Ama savunma gerçekten Obudovic dönemindeki en kötü savunma demeyeceğim. Obudovic döneminde görmediğimiz seviyede düşük bir seviye savunma şu anda. Bir de kapatmadan şeyi yani bu bölümü kapatmadan şeyi de söyleyelim. Yine e, Fenerbahçe ile ilgili sadece bu dönemde değil. Benim hatırladığım bir buçuk yıldır falan ismi çok anılan bir oyuncu vardır. E, Chris Boucher. Hı hı. Ama yani o konuda da şunu söylemek gerekiyor. Chris Bosh e artık e, erişilebilir bir noktada değil. Yok, değil. Çünkü ha, oyuncu çok koptu gitti NBA'de kesin bundan sonra tutunur olduğundan değil ama takımının özel durumundan ötürü Toronto da 3. uzun durumunda ve yani Toronto Raptors niye versin 3. uzunmuş Ve olabilir? şu aşamada Chris Boucher bir sürü hamlığı vesaire olsa da Atletik yetenekleri, yani daha doğrusu sahip oldukları yetenekleriyle bir NBA oyuncusu olduğunu gösterdi. Bugün evet. Toronto'da bir şekilde devre dışı kalma ihtimali düşük ama e, kalsa bile e, çok fazla müşterisi olacaktır. Evet, orada kalır yani. İş teklifi alır. Diyelim ve NBA'ye geçelim. geçelim. Ee, New York Knicks'i konuşalım bugün. Yani biz genelde malum maçlar üzerinden konuşuyoruz ama bu defa hiç başka takımları bu işe dahil etmeye gerek yok. Siz dışarıda kalın. New York Knicks'in ee, bu saçma halini bir de Dave Fizdale'ın kovulması üzerinden değerlendirelim. Bence en güzelini Rick Carlisle söyledi. Kimse işinden olmak istemez ayrı konu ama Dave Fizdale tarafından baktığınızda yani e, o işten olmanın çok da böyle üzülecek bir tarafı yok. Rick Carlisle şey dedi yani onun adına mutluyum. Sorumlusu olmadığı bir e, işte hani karmaşanın mı diyelim mes şeyini nasıl çevirirseniz içinde kurtuldu diyor dedi, Fizdale için hı hı. hakikaten de öyle. Ha Fizdale çok mu iyi koçluk yaptı? Hayır ama mesele bu değil zaten. Aynen. New York Knicks'in bugünkü durumunda herhangi bir şekilde etkili olan uzun soluklu ya da kısa soluklu 30-40 tane şeyi alt alta yaz kaç tanesinde Fizdale'ın mesuliyeti var? Kaç tanesi tamamen Fizdale'ın bağımsız konular? Ya şöyle yani sen özetledin mi? bugün Fizdale ile herhangi bir zaten Steve Kerr de çok güzel söylemiş. Ben işte dört sene önce Golden State'ten teklif geldiği zaman e, New York'tan da teklif vardı. Evet. New York'u seçmiş olsam şu anda bu orada bu rolde ben olacak beni kovmuş olacaklar dedi. Seçmeye de çok yakındı çünkü çok yakın. o zaman Phil Jackson vardı. Aynen öyle. Başında. Ya e, şimdi senin söylediğin şey çok doğru. Bir kere Nixon sorunlarının temeli ve Nixon şu anda içinde bulunduğu durum Fizdale ile alakalı değil. Abi geçmiş 15 yıla bak ya. Geçmiş 15 yıla bak yani bu seneyi falan geç. Geçmiş 15 yıla bakarsan sürekli hata üzerine hata, hata üzerine hata, hata üzerine hata. 9 yılda 11 tane koç değişmiş. Hep bütün koçlar sorumlu abi eyvallah. Hmm. Şimdi e, sezon başında kurulan kadroya baktık. Gülmekten öldük yani. Hani baştan aşağı e, birbirinin pozisyonunu e, şey yapan, e, aynı pozisyonda oynayan, 4 numara şut atamayan 4 numaralarla dolu, e, gerçek bir oyun kurucusu olmayan modern oyuna uygun şütör konusunda ciddi problemli, karman çorman bir kadro. Buraya dünyanın en iyi koçunu, iki tane koçunu getirsen de pek bir şey değişmeyecek. Ha, buradan şeye dönersek Fizliyev kovulmayı hak etti mi? Yani. yani iyi bir şey mi? çıkarmadı. Çünkü sezon başından beri abi hangi oyunculara yatırım yap en azın yani ne kadar karmaşık olsa da ne kadar problemli olsa da kadro Belli doğruları yapıp, en azından belli oyunculara yatırım yapmak, belli bir yapı kurmak mümkün. Abi sezon başında Nilikin'e hiç oynatmıyordu, sonra Nilikin'e birinci gardım dedi, 37 dakikalar oynatmaya başladı. Hangi oyuncunun ne kadar oynayacağı, rolünün ne olacağı, e, rollerin dağılımı konusunda Fizdeal hemen hemen hiçbir şey yapmadığı gibi çok tuhaf tuhafta demeçler verdi. Mesela RJ Barrett çok iyi başladı sezona. Çaylak gelecekle ilgili en ümit besledikleri oyunculardan biri. <laughs> 42-43 dakika oynatıyordu. Bunu so, işte sordular yani çok fazla oynuyor diye. Ya yani ne olacak genç adam o hiçbir şey olmaz. Türk gibi çocuk. Zamanında bile 44-45 dakika oynadı bir şey de demiyordum bir şey olmaz falan. Abi şimdi onu söylemiyorlar. Yani şimdi modern oyunda çok daha fazla hareket olduğu için doğal olarak herhangi bir oyuncunun 35-36 dakikanın üzerinde oynaması çok doğru olmuyor. Yani niye oynatıyorsun diye. Abi ona bile verdiği cevaplar o kadar tutarsız, o kadar böyle hani e, bütün bilinen gerçeklerin dışında kendi sorgulanıyormuş gibiydi ki hmm. işte gerek Nilikilan kullanımı olsun gerek işte uzun rotasyonundaki tercihleri olsun. Şimdi Julius Randall'ın kullanımına bakıyorsun. Julius Randall en önemli skoreri gibi gözüküyor. Abi Julius Randall'ı sırtı dönük kullanmak delilik yani. Çünkü sırtı dönük yetenekleri son derece kısıtlı. O yüzü dönük ve fiziğini kullanıp o ivmesini kullandığı zaman belli bir etkinliğe ulaşan bir oyuncu. Sürekli onun kullanılmaması gerektiği gibi kullanılıyor. E taj gibisinden yan yana oturduğu zaman ciddi alan paylaşımı sorunları falan yaratıyorsun. Evet bunların hepsinde fısladı. Artı bunlara karşı verdiği cevaplar, bunlara karşı verdiği durum, e, duruş hiç doğru değildi. Ama abi bu kadro, ya daha doğrusu e, Nix'in içinde bulduğu bulunduğu problemler Fizle'nin kovulmasıyla falan çözülecek problemler değil. O baştan bu kadro kururken kadro mühendisliğinde çok ciddi bir sorun vardı. Bir de biliyorsun geçen sene Porzingis takas edilirken e, bu takımın yıldızıydı Porzingis. Takas edilirken işte yıldız e, işte serbest oyuncu piyasasında yıldız alacağız. Yani, abi New York Knicks gibi NBA'in belki de en göz alıcı, en cazip NBA'nin açık ara en güzel salonu olan ve en e, karakterli salonu olan Madison Square Garden'ın cazibesi kalmadı. Abi şehrin küçük kardeşi Brooklyn'i tercih etti e, hmm. Kyrie Irving ve Kevin Durant. Ve hatta şimdi sahiden sonra demişler artık kimse Knicks'te oynamak istemiyor diyor. Abi Knicks öyle bir hale geldi ki hani başarısızlığı mı yanlış tercihlerin e, referans noktası haline gelmiş durumda şu aşamada. Ve bu iki kollu bir problemlik için birincisi malum takım sahibi yani o tamamen zehirli bir ortam yaratıyor. İkincisi takımın yönetim kademesi, Steve Mills ve şey Perry pe pe Perry Jones şey, şey, şey e, Scott, Scott Perry. Perry, Jones. Perry Jones Bursa'dan Spor. idare ediyordu <laughs> Bursa'dan her şeye karışıyor Perry Jones <laughs> Abi şöyle Steve Mills için söylüyorum yani hani burada terbiyesizlik olmasın basketboldan anlamıyor falan demiyorum tabii ki ama bugünün NBA basketbolunu, bugünün NBA manzarasını, değişen basketbolu, NBA'deki kulüplerin hangi noktaya geldiğini ve oyuncuların tercihlerinin artık neler üzerinden şekillendiğini çok algılayabildiğini düşünmüyorum ben Steve Mills. Artı teknik olarak oyunun nasıl oynandığını da çok algılayamamışım. Kadro, evet o, zaman. onu diyorum yani şey... Bunu mesela çok bariz şekilde son dönemde Byron Scott'ta bir de şeyde görmüştük hep Lakers'ta. Magic Johnson'ın bu e, önceki yaz oluşturduğu takımı hatırlarsan şey. Lebron'un takımı. Yani dünyanın en e, sinir yapan düz mantıklarından biri. Golden State işte şut atıyor sen onlar kadar iyi şut atamazsın o zaman şut at e, şutu önemseme diye takım kurmuştu biliyorsun. Yani beyin yakan bir mantıkla e, New York'un da çok algılayabildiğini düşünmüyorum. Diğer taraftan mesela bugünün oyuncu karar verme mekanizmaları üzerine falan da çok fazla sanki hakim değil gibi. Fizdale'dan bahsetmişken biliyorsun çok haber çıktı. Fizdale'ı New York Knicks'in getirme sebeplerinden belki en önemlisinin onun free agentları çekebilme kapasitesi olduğu yönde haberler çıktı. Hakikaten de Knicks bunu yapmıştır yani. Ha bu adamın LeBron'la arası çok iyiydi. Bu işte şey LeBron'u getirmese de X'i Y'yi getirir, Kevin Durant'i getirir, Kyrie Irving'i getirir kafasıyla hareket etmişler. Abi böyle koç mu getirilir ya? Acayip abi. Abi ama böyle koç mu getiriliyorsun? Abi yani verdikleri kararlara baktığın zaman böyle karar mı verilir diyorsun abi? Şimdi Milikina'yı seçmişken Dennis Smith Junior'la yan yana oynatamayacağının farkında değil misin abi? RJ Barrett'ı getiriyorsun. Oraya ekstra şütörler getirmek yerine Taj Gibson'ı, e e Bobby Portis'i, Julius Randle'ı mı alırsın abi? Hmm. Yani takımda belli bir potansiyel Tamam o potansiyel inanırsın inanmazsın ayrı konu ama draft ettiğin ve serpilmesini beklediğin yani hem düşük kontratla senin oyuncun olan oyuncular var. Kevin Knox var. Mitchell, Mitchell Robinson, Robinson abi var. niye önünü tıkıyorsun abi? Abi ya yani. gerçekten Mitchell Robinson'ı niye önünü tıkıyorsun abi? Mitchell Robinson'ın yanına alacağın oyuncu Julius Randle mı olur? Bobby Portis mi evet. olur? Taj Gibson mi olur ya? Yani bunun hani hiçbir mantığı yok ya. Hiçbir açıklaması da yok yani. Korkunç ya. Ee, çok Knicks taraftarı var. Ne diyelim hani geçmiş olsun. Abi son olarak şeyi söyleyeceğim. Hep verdiğimiz örnek. Herkesin aynı örneği veriyor. Abi Nix'in yaklaşık işte bir 20 yıldır falan başarısızlar değil mi? Bir, arada bir tane Carmelo'lu Steve Novak'lı sezon var yani bir başarı görece başarılı oldukları. Onu saymazsan yani. Abi bu süreçte düzenli olarak e, genç oyuncular alıyorlar ve iyi draft yani yüksek draft seçimleri. Gerçi birinci sıra falan olmasın. Abi Nix çaylak kontratı bi, biten oyunculara ikinci kontratları veriliyor yani işte ilk 4 senesinden sonra yeniden takımda tutuyorsun. Yani kendi yetiştirdiğin kendi oyunculara geliyor. Abi 94'te draft ettikleri Charlie Ward'dan beri ikinci kontrat verdikleri çaylak yok abi. Evet. Çok acayip bir istatistik İnanılmaz yani. bir şey abi. Aynen. Ve dediğin gibi orada iyi oyuncular seçildi var 94 oldu. 94 dediğin 25 yıl abi. Hı hı. 25 yıldır. Bu 25 yılda yaklaşık 25 oyuncu hani ortalama söyleyeyim. 25 tane genç oyuncu seçiyorsun herhangi birine İkinci kontrat vermiyorsun evet. abi. Bu tamamen şey. Yani dediğimiz gibi iyi oyuncular orada var oldu ama e, bir bütün olarak hiçbir şeyi filizlendiremediğini Yok. gösteriyor. Çok kısa vadeli düşündüğünü, evet. e, çok kontrolsüz olduğunu, çok organizasyondan uzak olduğunu ispat. Peki son olarak e, geçtiğimiz haftadan bir maç konuşalım. Onun üstünden iki takım Boston Denver oynadı. E, sonrasında Denver'ın bir sonraki maçında da birlikteydik. Denver Nets maçında seninle birlikteydik. Evet. Boston Celtics'te işler çok iyi gidiyor. Çok iyi. Hatta dün gece de Gordon Hayward döndü. Nihayet takım tekrar toparlandı. Zaten tıkır tıkır oynuyorlar. Denver karşısında da öyle oldu. Tıkır tıkır oynadılar. Şimdi şöyle bir durum vardı. Bir tarafta ne yapmak istediğini çok iyi bilen, onu uygulayabilen bir takım. Diğer tarafta savunma konusunda o tıkır tıkır işleyen takımı savunma buna bir karşılık verme konusunda çok çaresiz kalan bir takım vardı Hı. ve Denver'ın problemleri sadece savunmayla başlayıp bitmiyor. O da var. Kaldı ki ee, oradan sana pası atayım. Mesela Boston maçında belli noktalarında özellikle sonra da bu Brooklyn maçının belli noktalarında bilhassa son periyotta Denver'ın savunması pot altını pota altına penetre savunması çok sırıttı. Boston maçında da yukarıya çıkarıyorlardı yok içi sonrasını savunmakta zorlandılar. İşin komiği oraya kadar Denver ligin en iyi savunma takımlarından biri olarak geldi abi ligin en iyi savunma takımlarından biri her ne kadar yani ligin çeyreği geride kalsa da biraz bazen aldatıcı bir istatistik oluyor. Tabii ben istatistik olarak diyorum. Ee, evet evet yani, bu arada haklısın. Ben de yani ona şaşkın olduğum için bakıyorum. Bu arada Denver'ın özellikle 3 sayı savunması hiç fena değil. Yani ve e, buradan da besleniyorlar. Artık Denver'ın iç saha avantajının rakımdan dolayı çok yüksek olduğu Denver'a gelen Denver bir de e, Amerika'da haritasında biraz izole bir noktada. Hı hı. E, oraya uçuşlar Çok uzun oluyor genelde takımlar sabaha karşı geldikten sonra Denver'ın rakımından falan çok dağınık olabiliyorlar. Bunlar bir takım rakamları işe yapıyor, e, kirletiyor yani. Abi Denver'ın iyi savunma yapma ihtimal ihtimali yok. Yani Gary Harris falan tamam üst düzey bir savunmacı ve çok konsantre ama küçük. Cemal Murray'nin savunmayla çok alakası yok. Abi Yok hiç de ayakları çimento olduğu için hele ki şu form durumuyla. Yani şey gibi ya ben onu AVM güvenliği diyorum ya. AVM güvenliği gibi yani, yani yanından fırzır fızır geçiyor herkes yani. Ki nitekim Brooklyn maçında gördük. Boston maçındaki fark şu, Boston çok fazla penetre eden bir takım değil o kadar hı hı. ama pas trafiği falan o kadar yüksek ve o kadar tempolu ki sürekli savunmanın etrafından gezip bir pasla falan boş atışı bulan bir takım halindeydiler ki Gordon bir de maçta yoktu. Evet. Ee, şeyde sakatlandı o maçta Marcus Smart'ta. Buna rağmen yani daha kısıtlı bir kadroyla oynuyor olmasına rağmen. Ama şey çok önemli abi. Sezonun Şimdi maçtan maça her maç aynı şeyi bekleyemezsin. Bazen çok yorgun oluyorlar, çok bıkkın oluyorlar. NBA temposuna oluyor. Ama genel olarak 3-4 maç izlediğin zaman takımların Vücut dili sana çok şey anlatıyor abi. Yani ne kadar birbiriyle oynamaktan mutlu olduğu, yaptığı işe inandığı ve kendi rolünde yani oynadığı rolde oyuncunun ne kadar tatmin olduğunu sana çok gösteriyor. Şimdi Boston'ın tabii çok bu konuda çok büyük bir avantajı var. Bir Brad Stevens'ın sistemi çok fazla oyuncuyu işin içine alan ve takımdaki Kemba Walker dahil olmak üzere herkesin paylaşmayı, bir arada oynamayı ve birbirinden bir şey öğretmeyi seven oyunculardan kurulması Brad Stevens'da çok örtüşüyor. Geçen sene ka... ikincisi geçen seneki Kyrie Irving deneyiminden sonra herkesde bir acayip rahatlama var. Kyrie Irving'in topu aşırı domine etmesinden kurtulmanın abi bundan kurtulduk. Şu anda olduğumuz e, sahip olduğumuzu kaybetmeyelim diye ona ayrı bir bağlılık. Aynen. Var. Rahatlama ve kıymet anlama. Çok daha kıymet veriyorlar şu an ona. Kemba Walker kariyer boyunca çok izole yani izolasyon üzerinden oynayan bir oyuncu oldu ama o Charlotte'ın dinamikleri dolayısıyla mecbur olduğu bir şeydi. Aslında uh -huh. Kemba Walker'ın tercihi değildi ve şu anda onun da ne kadar mutlu olduğunu görüyorsun. Boston'ın diğer oyuncuları kayrisiz bir sistemin kıymetini anlayıp keyfini aldıkları kadar Kemba da Charlotte'sız bir sistemin kıymetini ve keyfini alıyor. Ve abi müthiş bir yaptığı işten keyif alan oyuncu grubu. Abi Denver'ın en büyük sorunu tersi. Denver mesela geçen sene böyle değildi abi. Belki geçen sene ilk büyük çıkışlarını yaptıkları bütün oyuncuların hani ispat edecek demeyeyim de. Hani kendi aşama atlamaktan keyif aldıkları bir düzen vardı. Yok hiç ilk defa oyun kurucuya geçtiği zaman NBA'nin e, daha önce hiç alışmadığı bir düzende oynamanın heyecanı merakı varken. Abi şu andaki vücut dili korkunç. Yani Denver. orada işte takımlar için çok büyük bir tehlike var. Yani Celtics de onu biraz yaşadı. Bu bahsettiğim farklı faktörlerle de olsa o Kyrie Irving'li takımla yaşadı. Biz yani iki sene öncesine git Celtics'in Celtics'le alakalı görüntü neydi? Hayward yok. Sezon başından beri yok. Irving playoff'larda yok. Ama orada genç oyuncularla falan beklentileri aşan bir takım. Bela alıyorlar herkese. İşte gidiyor Cleveland'ı 7. maça kadar götürüyor. Aa bu takıma Kyrie gelecek. Bu takıma Gordon Hayward gelecek. Tamam bunlar tutulmayacak falan diyorsun şampiyonluk adayı olarak bir sonraki sezona giriyor. İşte orada şampiyonluk adaylığıyla gerçekten şampiyonluk adaylığının içini doldurabilen bir takım olma arasında bir boşluk var ve çoğu takım o boşluğa düşer. Aynen öyle. Aynen öyle. Şu anda Denver düşüyor ona. Evet. Denver da bu sezona bir şampiyonluk adayı. Yani e, Lakers, Clippers işte Milwaukee seviyesinde değilse de o arkalarda bir yerdeki şampiyonluk adaylarından olarak. Ve geldi. yani takımın genç bir nüveye sahip olduğu için takım lineer doğal gelişimini sürdürürse şampiyon adayı olacak diye bakılıyordu. Nitekim geçen sene son maçlara kadar Batı birinciliği için mücadeleler son maçlarda Batı birinciliğini kaptılar. Ve Golden State'i e kaptılar herhangi bir takıma değil yani. Şu anda devre dışı kalan Golden State'i. Doğal olarak e bu takım daha da gelişecek. Tamam Clippers ve Lakers güçlendi ama onlarla kafa kafaya oynayacak. Batı birinciliği için en büyük adaylardan falan diye bakıyorsun. Üstüne üstlük zaten şu ana kadar görece daha iyi gelmelerin en büyük sebebi. Ligin en geniş kadrosu abi denmiş. Açık ara en geniş kadrosu. Yani 15 tane ciddi ciddi süre verebileceğin değerli oyuncuya sahip. NBA'de böyle bir... Yani derin kadrolar var ama Denver'la hiçbir yarışamaz abi derinlik konusunda. Ve şöyle bir durum var. Geçen gün seninle... Pardon son olarak şey söyleyeceğim. Artı Michael Malone bu derinliği bence gayet iyi de kullanıyor. Yani yapabileceğin en iyisini yapıyor adam. Bence de Malone'un çok yapabileceği bir şey yok. Seninle de bu Brooklyn Nets maçından önce konuşuyorduk Denver'ın. Denver'ın derecesi hala iyi bu son Tabii. iki yenilgiye rağmen. Ama Denver 16 maç kazandı galiba. 16 maç içerisinde iyi galibiyet diye bir şey vardır yani. Hı hı. Dışarıya mesaj veren kaliteli galibiyet üst düzey takımlara karşı. Bir tane falan var Denver'ın. Baktım şimdi hatırlamıyorum. İlk Boston maçı değil bak. Çünkü orada şey sakatlandı. Kemba Walker da sakatlandı. Zaten Hayward yok. Celtics'in oynayacağı adam kalmamıştı. Onu çok saymıyorum. Şu hafta başında, geçtiğimiz haftanın başında Lakers maçı korkunç bir görüntü. Lakers evet. o gün iyi falan oynamadı mesela. Ve abi tekrar aynı şeyi yiyeceğim. Abi sahadaki vücut dili oyun, takımın çok şey anlatıyor abi. Evet. Yani skorlardan falan daha bağımsız şey anlatıyor. Evet skorlar takıma heyecan getirebilir, takımın havasını değiştirebilir falan ama abi şu anki Denver'ın... hani gerçekten zoraki oynuyormuş gibi şeyler var ve Michael Malone'un yapması gereken en önemli şey abi doğası gereği ateşli oyuncuları bence çok daha fazla kullanmak. Zorunda. Yani bir şekilde Jeremy Grant'i daha fazla takımın içine, Jeremy Grant, Will Barton'ı belki geri yerisi ikinci beşe alarak falan daha enerjik oyuncuları yani sağdaki ee, oyundan ve skordan bağımsız bir şekilde enerji veren oyuncuları daha çok kullanmak zorunda. Çünkü takım gerçekten abi yok hiç sahada böyle ya. öyle geziyor. Abi neydi o son periyotu ya Brooklyn? Yani burada Boston Denver üzerinden başladık da Brooklyn Nets penetre üstüne bir de aynı penetreyi yapıyor. Tabii, tabii. Ve, ve abi bir şey yapmıyor. Dümdüz gidiyorlar abi. Çünkü şöyle bir şey oluştu. En son ondan bahsedelim. Şimdi dediğimiz gibi Boston maçında ee, zaten bu Denver'ın genel savunma stratejisi. Geçen sezon Savunmayı yukarıya çeken de neydi Denver'da? Yok içi pota altında ivmelenen garda karşı bırakmamak için tepeye çıkarıyor. Tepede Elleri çıkıyor. falan da çabuk olduğu için. Çok iyi fikir. Hı hı. Ama bu bütün bir savunma ister. yani hı. Çünkü pivotun tepeye çıkıyor. Rotasyon yapmalısın arkada. Arkada da Will Barton'ın sakat olduğu dönemde tory Craig oynuyordu. Hı hı. tory Craig ile Paul Millsap'te muazzam bir eforla bo boşlukları büyük oranda kapatabiliyorlardı. Şimdi... Nets maçına gel. Ee, ne oldu mesela? Sen de yayında bahsediyordun. Net sahayı çok iyi açan bir Hı. takım. Yani köşeye iki tane şutör bir de iyi şutör yerleştiriyor. Ee, Dimwiri çok iyi pick and roll oynuyor. Bir tane de iyi saplanan uzun var. Abi biraz da Denver maçın başında böyleydi dediğin gibi. Ee, Mike Malone bu savunmayı yapamayız fikrine erken vardı o gün. Hı. Bence çok da yanlış değildi. Hı. Ama ondan sonra yok arkada bıraktığında yani yok e, tamam sen geride bekle savunma libero savunması yap dediğinde yapamıyor ki abi. Yapamıyor libero, yani. Libero savunmasını heykel savunmasına çevirdi. Ya bütün topları arkaya sektiren falan bir şey düşün abi yani. duruyor <laughs> sadece orada duruyordu ya. Ee, kötü yani ve şey bir de bak bu kadar konuştuk Denver'la alakalı hücum problemlerinden de bahsetmedik. o da başka yere kalsın. Eee Denver'ın guardlarının potaya gidememesi çok ciddi bir problem. Maçın sonunda Brooklyn karşısında nasıl gidemediklerini gördük. Aynen ve Modern oyunun temeli rakip savunmadan bir avantaj olup onu sonuca dönüştürmek. Ve avantaj olmanın bir numaralı ve en geçerli yolu delebilmek. Ve delemiyor abi. Hiç kimse delemiyor. Evet Celtics de Celtics Nuggets üzerinden başladık. Celtics'i çok konuşmadık ama zaten ileride bol bol konuşacağız ve iyi gidiyorlar. Hani Hayward da döndü. Çok da keyifli basketbol. Konuşup nazar değdirmeyelim Boston Celtics'e. Bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.